Aztv ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Türkiye geçtiğimiz cuma Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde 41 kişi hayatını kaybederken 45 kişi ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Büyük Marmara depreminin konuşulduğu şu günlerde Bursa depreme ne kadar hazır? Alınması gereken önlemler neler? Tüm bu soruların yanıtını konuğumuzdan alacağız bugün. Konuğumuzsa Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Beyhan Bayhan olacak. Kendisi şu an stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Ben başta Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza gönülden bir geçmiş olsun dilemek istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten ciddi rakamlar var. 41 kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Ama deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Bu depreme hazırlıklı olmamız her an, ona göre önlemlerimizi almamız lazım. Bu bilinçle yaşamamız lazım. Sizden dinleyeceğiz aslında bugün yapılması gerekenler neler, ne gibi önlemler almalıyız. Tabii ki de Büyük Marmara depremini de konuşuyoruz geçtiğimiz günlerde. Hatta dün de bir deprem yaşandı Manisa'da. Onun öncesinde İstanbul Silivri merkezli bir depremde meydana gelmişti. Aslında her an depremler yaşanıyor, depremler meydana geliyor. Büyük Marmara depreminin 7 büyüklüğünde olacağı öngörülüyor ve bu depremlere hazırlıklı olmamız lazım. Ama öncesinde dilerseniz bir Elazığ depremini değerlendirelim. Evet. Sizin düşüncelerinizi alalım. Evet efendim. Arkadaşlarımız da ekrana verebilirse, Türkiye deprem tehlike haritasına baktığımız zaman zaten Türkiye'nin büyük bir bölümünün deprem tehlikesinde olduğunu görebiliriz. Hani bunun için açıkçası hoca olmaya da gerek yok, mühendis olmaya da. Ama kırmızı yerlerin, Türkiye deprem tehlike haritasındaki kırmızı yerlerin, kırmızı bölgelerin en tehlikeli bölgeler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bunun büyük bölümünü Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattı yine batıda Ege'deki fay sistemleri oluşturmakta. Açıkçası Elazığ'daki deprem ve o bölgede, Bingöl'de, civarında, Erzincan'da zaten bunlar yani büyük depremler bekleniyor. Yani ben şöyle söyleyeyim, 2010 yılında yine değerli bilim adamlarımız mecliste bir deprem komisyonunda bilgi verdiler. Şöyle ki İstanbul, Bursa, İzmir, Manisa, Erzurum, Elazığ, Antakya, Çanakkale, Balıkesir, Kahramanmaraş, Aydın, Denizli, Uşak, Tekirdağ olmak üzere buradan zaten tehlike altında olduğunu söylediler. Evet, yani, şu anda da harita aslında ekranlara geliyor, izleyenlerimiz görüyor. Yani evet. Kırmızı bölgeler en tehlikeli bölgeler. Maalesef Bursa olarak da yine bu koyu renkli bölgedeyiz. Ama tabii Kuzey Anadolu fay hattının ve Doğu Anadolu fay hattının olduğu bölgede işte bu Elazığ depremi maalesef gerçekleşti. Orası hareketli bir yer zaten biliyoruz. 39-92 Erzincan depremlerinden biliyoruz. 2003 Bingöl depreminden biliyoruz. Elazığ'da da yine Maraş'ta da Erzincan'da da bu bölgede hep depremleri bekliyoruz ve beklemeye de devam edeceğiz. Aslında bizim problemimiz sürekli hazır halde bulunmak. Binadaki hasarlara baktığımızda ben ilk önce şunları söylemek istiyorum. Yani bizim amacımız yapıda can güvenliğini sağlamaktır. Açıkçası hani bir ölü bir yaralıya tahammülümüz yok. 99'dan beri bina güvenliğinde, bina dayanımında yol aldığımız biraz gözüküyor ama tam anlamıyla da bunu sıfıra indiremediğimiz için açıkçası ben üzgünüm. Bizim kesinlikle can güvenliğini, vatandaşımızın can güvenliğini sağlama zorunluluğumuz var. Yani bu bizim en büyük görevlerimizden biri ama burada da sıfır zararla çıkamadık. Bursa'da da sonuçta bu deprem sonrası araştırma merkezimize pek çok soru geldi. Hani Bursa tehlike altında mı? Doğal olarak bu merak ediliyor. Bu konuda da bir şeyler söylemek isterim. Evet, şu anda da zaten ekranlara tehlikenin arttığı yerlerin listesi geliyor ve Bursa'yı ikinci sırada görüyoruz aslında. Aslında hani o bir önem sırasına göre olmasa da ama Bursa gerçekten de tehlikenin en çok arttığı yerlerden biri. Şimdi sebeplerini açıklayacağım. Bir haritamız vardı. 1766'dan beri aktif olmayan bir fay hattı var Marmara Deniz Havzası'nda. Bu daha önce çok bahsedildi gene ulusal kanallarda da. 1766'dan beri Marmara Deniz Havzası'nda kırılmayan bir fay var. Bilimsel olarak bu fayın birkaç parça halinde veya tek bir parça halinde kırıldığı söyleniyor. Sonuçta bu 7'den büyük bir deprem oluşturacak. Evet. Yarın olabilir,
bir sene sonra olabilir, 3 sene içinde olabilir, 30 sene içinde olabilir. Ama bunun kırılacağı artık bilimsel verilerle ortaya konmuş. Bursa bir kere bu depremle etkilenecek. Çünkü Bufa'ya biz 80 kilometre uzaktayız. Bursa diri fay haritasını da ekrana verebilirsek eğer, Bursa 3 fay kolundan etkilenecek. Bir tanesi de bunun İznik Gölü'nün güneyinden geçen, Mudanya'dan, Güzelyıllı'dan geçen ve batıda Saros Körfezi'ne uzanan bir fay hattımız var. Bir diğeri de yine Bursa'nın doğusundan İnegöl'den başlayan ve Uludağ'ın kuzey eteklerinden şehir merkezine giren bir hatta görselimiz var. Arkadaşımız eğer ekrana getirebilirse şehir merkezinden geçen bir görselimiz var, fayın geçtiği. Bu fay neredeyse metro hattına, tramvay hattına paralel gidiyor. Eski stadyumun altından devam ediyor ve batıda da Apollon eski adıyla Uluabat Gölü'ne kadar ve buradan Balıkesir Edremit'e kadar uzanıyor. Evet, devam ediyorum ben. En çok konuşulan, Bursa'da en etkisi olan depremler bildiğiniz üzere 1855 depremleri. Bu 1855 depremleri gerçekten Bursa'da büyük hasar yaratmış depremler. Genelde deprem diyorlar, aslında o da eksik biliniyor. İki deprem oldu 28 Şubat'ta ve 11 Nisan'da. 11 Nisan'da bu deprem artçı depremdir. O zamanlar tahmin edersiniz Bursa'da daha çok kerpiç, yığma evler bulunmakta, ahşap evler bulunmakta ve maalesef 28 Şubat'ta kış ayında olduğu için insanlarımızın çoğu maalesef yanarak hani vefat etmişler ve Bursa'nın nüfusunun %4 kayıp yaşadığı bilinmekte tarihi verilerden. Bakın şu an ekranda, eğer arkadaşımız yine verebilirse, 28 Şubat 1855 ana depremi ve artçı sarsıntısının olduğu iki beyaz harita var. Bunlar tarihi haritalardır. Bu depremin ne kadar etkili olduğu, Bursa'ya ne kadar hasar verdiği görülebilir. Bu deprem Kestel'de, doğuda Kestel'den başlayıp batıda Uluabat Gölü'ne kadar 90 kilometrelik bir genişlikte, bir bant halinde bütün şehre zarar vermiştir, hasar vermiştir. Ve Ulu Camii'nin minareleri de bu deprem sırasında yıkılmıştır. Yine şiddet haritasına bundan sonraki görseli de gösterebilirsek bu depremin büyüklüğünü iyice anlayacağız. Bu deprem Ege'de, Yunanistan'da ve Akdeniz bölgesinde çok geniş bir alanda, çok geniş bir alanda hissedilmiş bir depremdir. Yani Allah göstermesin diyoruz ama Bursa'nın nüfusunun şu an %4'ünün kaybettiğimizi düşünelim. Yani gerçekten çok bu ciddi rakamlar. Çok ciddi rakamlar ve ticari olarak da ipekçilikle uğraşan Bursa o zamanlar tamamen ekonomik olarak zarara uğramış. Evet, şunu da sormak istiyorum. Deprem evet bir gerçek ve Türkiye bununla yüzleşecek. Özellikle Büyük Marmara depremini ele alacak olursak, az önce de dediniz ki yarın da olabilir, bir sene sonra da olabilir, 30 sene sonra da olabilir ama mutlaka ki olacak. Bu fay hattının kırılması bekleniyor. Bu gerçekle yüzleşeceğiz. Peki nasıl bir yol haritası izlemeliyiz bunun için? Çok güzel bir soru sordunuz İrem Hanım. Çünkü sürekli televizyonlarda işte fay nereden geçiyor, fay ne yapacak, fay şurada mı diye sorular geliyor. Aslında bizim artık bu etabı geçip hani önlem almamız gerekiyor. Hani biz nasıl önlem alabiliriz? Şu an bulunduğumuz yapının içinde bu yapının güvenliğine emin olmamız lazım ki rahat güvenle yaşayabilelim. Çünkü Japonlar kendi binalarına güvendiği için sadece masanın altına giriyorlar. Yani bizde hemen bir kaçış, bir pencereden atlama hani şekli oluyor. Bu da yapıya güvenmediğimizden aslında. Bir kere deprem sonrası önem arz eden kamu binaları, özellikle de faaliyete devam etmesi gereken yapılar var. Bu yapılar hastane yapıları, bu yapılar ulaşım yapıları, trafo merkezleri, elektrik dağıtımı sağlayan yerler. Şimdi bu şehir hastaneleri yapıldı mesela. Evet. Şehir hastaneleri gerçekten de inşaat kalitesi, inşaat tekniği olarak bilimsel anlamda da çok güvenli yapılar. Özellikle 100 yatak ve üzeri hastanelerden bahsediyorum. Bu 2013'te Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle şehir hastanelerine, 100 yatak ve üzeri şehir hastanelerinin altına sismik izolasyon dediğimiz yatayda esnek, düşeyde binanın ağırlığını taşıyabilen rigid cihazların
konmasıyla bu binaların güvenliği sağlandı. Ve 100 yatak üzeri hastaneler şu an gerçekten depreme hazır halde. Elazığ'daki bu hastanemizde, şehir hastanemizde zaten hiç hasar görmedi, kendini ispatladı. Bu yüzden bu tür yapılara önem vermemiz gerekiyor. Özellikle de biz bir senedir yaklaşık Bursa'da konferanslarımızda, sunumumuzu AFAD'la birlikte yaptığımız, Kent Konseyi ile birlikte yaptığımız, İnegöl Belediyesi, Yıldırım, Osman Gazi Belediyesi ve diğer belediyelerimizle de yaptığımız çalışmalar var. Şunu söylüyoruz, okullarda da aynı hastanelerde olduğu gibi sismik izolasyon uygulaması neden olmasın? Çünkü çocuklarımızın can sağlığı, çocuklarımızın eğitimi ve ülkenin geleceği bunu sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunu bizim sağlamamız gerekiyor, bu bizim görevimiz ve bina maliyetini çok da aşmayan bir yapı şekli bu. Bu yüzden hani yetkililerden istirhamımız bizim bir çalışma başlatıp aslında sizin nezdinizde bir sesimizi duyurabilirsek bundan sonra okul binalarının, yurt binalarının, hani depremden sonraki kullanılacak kamu binalarının, valilik koordinasyon merkezlerinin, ulaşım ağlarını ve özellikle trafo merkezlerinin, bakın Bursa'da 3-4 saatlik bir trafo elektrikte sıkıntı oldu. Ve orada şehir ne yapacağını şaşırdı. WhatsApp'tan işte insanlar birbirlerine medyadan yazışmaya başladılar. Yani bunu bakın trafo merkezlerini de güçlendirmemiz lazım. Ya da sismik izolasyonunu yapmamız lazım. Çünkü sanayi de çok önemli Bursa'da. Yani sanayi sistemleri, endüstriler bunlar elektriksiz kalmaması gerekiyor. Yıkılmaması bir mesele. Ama aynı zamanda da faaliyete devam etmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bu sistemlerin de uygulama mantığı da şundan ziyadedir. Bakın bir hastane yaparsınız. Kaba inşaatı 70 lira, 30 liradır. Ama içindeki tomografi cihazıdır. İşte medikal tıbbi cihazlar çok pahalı olduğu için buna 70 liradır. Aslında sizin amacınız bunların faaliyete devam etmesini sağlamak ve bunların zarar görmemesini sağlamaktır. Yani bunlar çok önemli. Aslında yapacak çok iş var. İnşallah Bursa'da da bu faaliyetlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Sismik izolasyon sisteminden bahsettiniz ve Bursa Şehir Hastanesi'nde bu sistem yapılırken uygulandı ve çok şiddetli depremlerde bile aslında bina yıkılmadan ayakta kalacak ki siz de aslında bir çağrıda bulundunuz. Tüm kamu kuruluşlarında, yurtlarda, okullarda bu tarz sismik izolasyon sisteminin kullanılmasının artması gerektiğini vurguladınız. Ben de şunu merak ediyorum. Evlerde de uygulanabilecek bir yöntem midir bu? Özellikle kentsel dönüşümde yeniden yapılan binalarda da uygulanması daha doğru olmaz mı? Kesinlikle yine çok güzel bir noktaya bastınız. Gerçekten yani bu çok bilinmediği için açıkçası uygulayıcılar çekiniyor bundan. Ama bu sismik izolatör aslında Türkiye'de üretilmeye de başlandı. Ayrıca da Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Gökhan Özdemir adlı hocamız dünyanın 5. test merkezini açtı. Testleri de yapılıyor burada. Yani her şey mevcut şu anda. Ve müteahhitlerimiz, uygulayıcılarımız bunları yapabilirler. Ve ben bunun dikkat çekeceğini, çünkü insanların depremden sonra da artık faaliyetlerine, bırakın can güvenliğini, yaşamlarına devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu sağlamamız gerekiyor bize. Şu an bina maliyetinin yaklaşık %5, %10 gibi bir ek maliyet getirse de bence bu can güvenliğinin yanında pek de konuşulacak bir rakam değil açıkçası. Aslında alınması gereken önlemlerden ve yol haritasından bahsetmiş olduk. Şunu sormak istiyorum. Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem bugün Bursa'da meydana gelmiş olsaydı, Bursa'da daha fazla can kaybı görür müydük? Bursa ne derece hazır şu anki durumu itibariyle şiddetli bir depreme? Çok teşekkür ederim. Bakın bu soru gerçekten Bursa özelinde çok önemli bir soru. Çünkü Bursa zemin zafiyetinden dolayı aynı 1970'te Kütahya'daki Gediz depreminden etkilendiği gibi bizim etrafımızda olacak depremlerden etkilenme ve hasar görme, zarar görme olasılığına çok sahip bir yer. 1970 Kütahya Gediz depreminde bakın hemen binamızın yanında olan bir fabrika binasının atölyeleri, boya atölyeleri yıkıldı. Çünkü zemin etkisinden dolayı. Yine Manisa depremi, bakın 5.8'lik bir deprem. Siz de mutlaka hissetmişsinizdir burada. 154 kilometre uzaklıkta çok şiddetli hissedildi. Çünkü Bursa'nın bir zemin problemi var. Ve bu zemin probleminin çok ciddi ele alınması lazım.
Şimdi Bursa bir çöküntü ovada aslında, özellikle yerleşim yerleri. Yani binalarımızın buna uygun yapılması gerekiyor. Zeminin güçlendirilmesi gerekiyor ve tasarımların buna uygun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bakın, eğer yumuşak zeminde, gevşek zeminde yüksek bina yapıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Eğer uygulamasını doğru yapacaksanız, denetimini doğru yapacaksanız her yerde bina yapabilirsiniz, yüksek bina da yapabilirsiniz. Ama maalesef memleketimizdeki bazı uygulama ve denetim sorunları buna engel oluyor. Bakın, herkes diyor ki yönetmeliğimiz mi acaba eksik, yönetmeliğimizde mi sıkıntı var? Hayır efendim, 1998 yönetmeliğine göre yapılacak bir binada, inşa edilecek binada ben çok gönül rahatlıkla otururum. Ondan sonra 2007 yönetmeliği çıktı ve 2018. Bunlar artık hani 80'den 85'e 90'a giden ve ekleri gelen yönetmelikler. Ama 98'den beri gerçekten çok iyi bir yönetmeliğimiz var bizim. Hani sıkıntı yönetmelikte de değil. Bizde problem hep denetimde oluyor, uygulamada oluyor. Yani bunları gözden geçirmek gerekiyor. Yani böylece vatandaşlarımız yapı güvenliğinin olduğu binalarda otursun. Evet, şimdi aslında zeminin de ne kadar önemli olduğunu vurgulamış olduk. Az önce de sismik izolasyon sisteminden bahsetmiştik. Peki daha başka nasıl önlemler alabiliriz? Kentsel dönüşüm de aslında alınması gereken önlemlerden biri ama kentsel dönüşümde maalesef yanlış bir algı var. Aslında kentsel dönüşümde amaç depreme dayanıklı olmayan, hasar görecek binaların güçlendirilmesi, yerlerine daha dayanıklı binaların yapılması. Ama neler söylersiniz Bursa'daki kentsel dönüşümle ilgili ve aslında deprem riskini göz önüne aldığımız zaman öncelikle kentsel dönüşüme girmesi gereken bölgeler nereleri Bursa'da? Kentsel dönüşüm uygulaması ilk çıktığı anda çok iyi niyetli bir fikir, çok iyi niyetli bir uygulama önerisi olarak görüldü. Doğrudur da. Yani bizim kentsel dönüşüme ihtiyacımız olduğu kesin. Ama şimdi Bursa'da yaşayan biri olarak bunu değil bana, herhangi bir vatandaşımıza sorsanız kentsel dönüşüm hangi ilçeden başlamalı dese size Yıldırım Osman Gazi'den başlaması gerekir diyecektir. Maalesef ben bu iyi niyetin aşağılarda pek de uygulanabildiğini düşünmüyorum. Örneğin Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki binaların kentsel dönüşümden geçmesi gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Ama ilk burada mı başlaması gerekiyordu? Bence hayır. Yıldırım ve Osman Gazi gibi, özellikle Yıldırım'da kaçak yapıların çok fazla olduğu yerde çok daha fazla ihtiyaç vardı ve amacından saptığını düşünüyorum ben. Yani çünkü yapı yoğunluğunu arttırmanız demek size orada insan yoğunluğunu, yaşam yoğunluğunu, her şeyi arttırıyorsunuz ve bina nezdinde yapıyorsunuz. Orada 5 katlı bina var, 7 katlı bina var, 10-14 katlı binalar çıkıyorsunuz. Yani bunu görmek için mühendis olmaya da gerek yok, hoca olmaya da gerek yok. Evet, şunu da sormak istiyorum. Aslında depremde en önemli konulardan birisi de acil toplanma merkezleri ve ne yazık ki aslında toplumumuzda bunun bilinci oluşmamış durumda ki birçok kişiye sorsak aslında evinin yakınında olan, iş yerinin yakınında olan acil toplanma merkezlerini bilemiyorlar. Neler söylersiniz? Hangi bölgelerde Bursa'da kaç tane acil toplanma merkezi var? Vatandaşlar ya da o toplanma merkezlerini öğrenmek için neler yapmaları gerek? Şimdi yine çok güzel bir konuya değindiniz. Bakın, bu acil toplanma merkezleri özellikle İstanbul'daki depremden sonra biraz da siyasete alet olarak çok üstüne konuşuldu. Ama ben şöyle uzaktan izleyince içimden şunu söyledim. Sizin acil toplanma merkezine gidecek haliniz olacak mı? Bir. Acaba haliniz olsa gidebilecek misiniz? Neden böyle söylüyorum? Bakın, 1995 Kobe depreminde Japonya'da genişliği 6 metre olan yolların hepsi kapandı. Neden? Çünkü bina molozları yolun üstüne düştü. Şimdi Allah aşkına Ankara-İzmir yolunu bir düşünelim, gözümüzün önüne getirelim. Mesela bunun üstünde bir sürü üst yaya geçidi var. Ve bunlar narin yapılardır. Düzlem dışı hareketinde şu şekilde devrilebilecek yapılardır. Bunlardan bir tanesinin devrildiği anda siz zaten hiçbir yere ilerleyemezsiniz Bursa'da. Bursa'da iki tane arter var zaten. Bir Ankara-İzmir yolu var, bir de İstanbul yolu var. Eğer bunların hasar görmesi durumunda, binaların bu yollara yakılması durumunda zaten siz hani olan olmayan acil toplanma merkezine gidemeyeceksiniz. Odak noktalarını bunlardan çekmemiz lazım. Bizim yapı güvenliğine,
önem vermemiz lazım. Buna odaklanmamız lazım. Acil toplanma yeri zaten binadan sağ çıktığınızın işaretidir. Evet. Zaten binadan sağ çıkıyorsanız bizim yönetmeliğimiz can güvenliği sağlamak üzere yapılmıştır zaten. Binanız çatlayacak. Bakın binanız hasar görecek zaten. Evet. Ama böyle büyük hasarlar oluşmayacak. Yani özellikle de bu kadar hani tamam büyük deprem ama mesela artık Japonya'da 7 üstündeki depremlerde de bir şey olmuyor. Yani bizim bunu sağlamamız gerekiyor, buna odaklanmamız gerekiyor. Evet, şimdi aslında yapı güvenliğinden bahsettiniz. Özellikle vurguladığınız konu yapı güvenliğiydi ama tabii bunun dışında yol haritasına tekrar dönecek olursak daha başka ne gibi önlemler almalıyız? Özellikle vatandaşların da aslında deprem konusunda bilinçli olması çok önemli. Çünkü Elazığ depreminde de gördük aynı şeyi. Vatandaşlar panikten dolayı camlarından, balkonlarından atlayıp aslında yaralandılar. Belki o an korunaklı bir yerde dursalar evlerinde belki hiç yara almadan kurtulacaklardı o deprem. Ama o anki panik anıyla aslında bir an önce kendilerini yapılardan dışarı atmaya çalışıyorlar ne yazık ki. Bu anlamda da bilinçlendirmek adına da neler yapılmalı? Bizleri izleyenlere de neler söylersiniz? Özellikle Büyük Marmara depreminin korkusu var tabii ki de. Çünkü her gün sürekli çevre illerde de depremler meydana geliyor. Sorular kafadaki soru işaretlerinden birisi de Büyük Marmara depremi tabii ki de. Bu anlamda neler söylersiniz bizleri izleyenlere? Yapı güvenliği dışında yapılarını güvenli hale getirmek dışında başka ne gibi önlemler alabilirler? Şimdi öncelikle 3-4 kata kadar olan yapıların daha güvenli olduğunu biz düşünüyoruz. Mühendislik yapısı olarak bakın dediğim gibi her yere bina yapılır. Yükseklikte de yapılır ama sizin tasarım ve ekonomik özellikleriniz değişir. Yani maliyeti artar. Her yere yüksek yapı yapabiliyoruz. Ancak Türkiye gibi denetimin, uygulamanın ve bazı kötü unsurların etkili olduğu bir yerde vatandaşlarımıza benim önerim öncelikle alçak katlı evde oturmaları. Eğer yüksek katlı bir binada oturulacaklarsa bunun da iyi bildikleri veya daha önce depremde binası çökmemiş hani müteahhit bulabiliyorlarsa yapsatçıysa bu şekilde yapabilirler. Veya kurumsal mühendislik hizmeti almış büyük firmalardan olabilir. Gerçekten vatandaşımızın işi zor çünkü binaya bakıp da hani işte doktorun hastaya baktığı gibi hani bu bina iyi diyemiyoruz. Oradan gidip karot almamız gerekiyor, numune almamız gerekiyor. Buna analizini yapmamız gerekiyor. Bu konuda da üniversitelere başvurabilirler. Bursa'da da akredite kuruluşlar var. Bunlara başvurabilirler. Hani en azından binalarını inceletebilirler. Yani gidip işte beton numunesi alınır. Demir numunesi alınır. Bunların değerlerine bakılır. Bakın bizdeki sıkıntı hep uygulamada. 1975 yönetmeliğinde beton kalitesinin 16 olması gerektiği söyleniyordu. Ama Zeytinburnu'ndaki pilot çalışmalarda bunların yaklaşık 5 çıktığı görüldü. Yani düşünsenize 3'te 1 beton dayanımı var. Zaten bu binanın ayakta kalması çok zor. Hani onun için yine yapım yılı özellikle yönetmeliği çıktıktan sonra birkaç sene sonraki yapıların hani alınması, bunların daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yönetmelik değiştiği zaman, İrem Hanım, yönetmelik hemen aktif olmuyor. Çünkü neden? Bir alışkanlık var. Yani yönetmelikte yeni gelen maddeleri mühendis hemen uygulamıyor. Çünkü eskiden beri gelen alışkanlıklar var. Bizim de yönetmeliğimiz 98'de değişmişti. Ondan sonra birkaç sene daha aldığını düşünürsek, 2000'li yıllardan sonraki yapıların bir nebze, hepsi için söyleyemem bunu, daha öncekilere göre biraz daha güvenli olmasını bekliyoruz. Ama tabii içini göremediğim için de kesin bir şey söyleyemiyorum. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Aslında programımızın başında Bursa'daki diri fay hatları haritasını ekrana getirmiştik ve aslında dün de depremi yaşadık. Bursa merkezi, Nilüfer merkezi de 3 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Bunların devamı gelecek mi? Sizin de yaptığınız araştırmalar sonucunda neleri öngörüyorsunuz? Tabii Büyük Marmara depremi olarak demiyorum ama daha böyle küçük çaplı depremlerin devamı gelecek mi? Efendim İstanbul'da deprem bekleniyor. Sürekli medyada söyleniyor bu. İnanın Manisa'daki 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra internete baktığımda bir haber kanalında Manisa'daki deprem için şunu söylüyordu. İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Yani bu hani tamam İstanbul çok önemli. Sosyoekonomik yapısı İstanbul'un Türkiye için önemi tartışılmaz. Ama Marmara bölgesinin büyük bölümü Ege,
Kuzey Anadolu fay hattının oradaki yer bölgeler, Doğu Anadolu fay sistemine yakın bölgeler, bunların hepsi tehlike altında. Ve özellikle Bursa özelinde konuşuyorum. Bursa bakın sadece Marmara Deniz Havzası'ndaki faydan etkilenmeyecek. Bursa'nın içinden de iki kol geçiyor. Evet. Yani bunlardan da etkilenecek. Şehir içinden geçen bir fay var. Ve ünlü bir bilim adamının araştırmalarına göre Türkiye'de Embraces çok araştırma yapmış bir bilim adamı Bursa'nın doğusundaki sükunetten bahsediyor. Bakın dünyanın yaşı 4,5 milyar yıl. Biz sadece 100 yıllık istatistiklerle konuşuyoruz. Öncesini bilmiyoruz. Onun için Bursa'daki büyük bir bilinmezlik. Hani işte 6'dan büyük mü olacak, 7 mi olacak? Ama 6'dan büyük olacağı çok büyük ihtimal. Yani onun için bunlar için önlem almamız gerekiyor. Artık fayları konuşmaktan ziyade yapıları güçlendirmemiz gerekiyor. Evet, bu gerçekle yüzleşip aslında buna göre önlemlerimizi almamız lazım. Sizin de vurguladığınız gibi. Artık yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Toparlayacak olursak bizleri izleyenlere son mesajlarınız neler olur Türkiye'nin deprem gerçeğiyle ilgili? Ben vatandaşlarımıza yine aynı şeyi söylüyorum. Yönetmeliğimiz kuvvetli bir yönetmelik. Önemli olan uygulama. Uygulamanın da nasıl ciddi yapıldığı ile ilgili endişeleri olabilir. Üniversitelere, deprem araştırma merkezine, Bursa Teknik Üniversitesi deprem araştırma merkezine gelebilirler. Biz kendilerine yardımcı oluruz. Ayrıca Bursa'da da yine faaliyet gösteren akredite kuruluşlar var. Bunlardan da taleplerde bulunabilirler. En azından içinde bulundukları, yaşadıkları yapıların ne durumda olduğunu görürler. Ona göre de önlem alırlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet sevgili izleyenler, Satırbaşı programını bugünlük burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.